faşizme, kadın kırımına karşı şimdi kadın özgürlük zamanı şiarıyla Özalt'ta 12 Kasım'da bir startımız olacaktır. Bu startımızın amacı tamamen İran'da direnen haklara, direnen kadınlara bir selamlama ve sahiplenmedir. Bilindiği gibi 1979'dan bu yana İran halkları İslam rejimi tarafından yönetiliyor. Her türlü özgürlükleri baskı altına alınmış, her türlü hakları sindirilmiştir. Bu nedenle biz de o gün Özalt ilçesinde bir mesajımız olacaktır. Biliyorsunuz kısa süre önce Jina Emini katledildi. Jina Emini Kürt bir kadın. İsmi de Kürtçe, anlamı hayat vermektir. İki saç teli göründü diye ahlak polisi tarafından gözaltına alınarak katledildi. Bu da büyük bir öfkeye sebep oldu. Aslında saç sadece semboldü. Yılların öfkesiydi. Bir öfke patlamasına sebep oldu. 43 yıllık bir öfke patlamasıydı. Çünkü kadın etrafında oluşan sorunlardan kaynaklı. İşte bu sorunlar kriz ve bir kör düğüm haline gelmişti. Bu krizler ve kör düğüm çözülmeden toplumsal sorunların çözülmeyeceği aşikardır. Kadın şahsında toplumun hayatı çalındı. Kadın şahsında toplumun özgürlüğü çalındı. Kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmeyecektir. İlk defa Orta Doğu'da kadın öncülüğünde Jinjiyan Azadi sloganıyla bir eylemsellik gerçekleşti, bir direniş gerçekleşti ve bütün halklar, bütün farklılıklar, kadınlar Jinjiyan Azadi sloganı etrafında birleştiler. Artık yeter dediler, artık bu sisteme isyan ettiler ve şimdi özgürlük için sokaklarda haykırıyorlar. Büyük bir bedeldir, özellikle altını çizmek istiyorum. Kadınlar öyle kolay evden çıkmadılar. Büyük bir çıkıştır. Aileye karşı bir çıkıştır. Feodal sisteme karşı bir çıkıştır. Egemen sisteme karşı bir çıkıştır. En önemlisi de İran İslam rejimine karşı büyük bir çıkıştır. Bu büyük bir iradedir. Bu büyük bir cesarettir. Ve bu temelde de bir direniş var şu an İran'da. Ve biz de bu anlamda İran'daki direnişi sahipleniyoruz. Ve biz direnen tüm kadınlara, haklara selam olsun diyoruz. Direnenler mutlaka kazanacaktır. Kısa bir süre önce Nagihan Heval Güney Kürdistan'da Süleymaniye kentinde erkek egemen zihniyetin eliyle katledilmiştir. Aslında bize şu mesaj verildi. Nagihan Heval'ın üzerinden aslında kadın mücadelesine bir mesajdı. Kadın mücadelesinin kırılmasına dönük bir mesajdı. Biz de şunu net bir şekilde söylüyoruz. Nagihan Heval evet katledildi ama Nagihan Heval'ın bıraktığı yerden biz devam edeceğiz. Kalemiyle biz özgürlüğü öreceğiz. Kalemiyle biz yaşamı öreceğiz. Jinjiyan Azadi aslında bir slogandan ziyade bir yaşam felsefesine dönüştü. Ve kadınlar şu an dünyanın dört bir tarafında Jinjiyan Azadi diyorlar. Yani kadın, yaşam, özgürlük. Bu çok önemlidir. Biz de bundan sonra bu slogan etrafında bütün farklılıklar bir araya gelerek özgürlüğümüzü haykıracağız ve biz mutlaka kazanacağız. Çünkü biz haklıyız.